Şimdi Türkiye'nin en Şöhretten önemli kaynaklanan. erkek seslerinden birisiniz. Ve yani o dönemde de çok önemliydi. Yani o azlığı, enderliği açısından söylüyorum. Bu da sizi çok aranılan yapar, değil mi? Doğru. Bir o kısmı var işin. Bir de hani sizde kalan kısmı var. Herkes kendine göre önemli ama bir de şey vardır yani kendimi bildiğim halimle beni bilen insanların halim arasında. Sizin ikisinin arasında mesafe var mıdır? Ya insanlar sizin kendinizi bildiğinizden daha mı fazla görüyorlardır, daha mı az görüyorlardır? Daha fazla gören de var, daha az gören de var. Yani ikisi de onların mümkün, ikisi de değerlendirebilir. İki türlü değerlendirme yapanlar da var ve bunu hissedebiliyorsunuz. Beni benden daha iyi kendimi Değerlendiren vardır. değerlendirmemden daha iyi değerlendirenler de vardır mutlaka. Yani varlığı ve eşyayı daha pozitif görebilen gözler benim görüşlerim o kadar derin olamayacağı için, olamadığından dolayı benim kendimi değerlendirmemden çok daha doğru olarak değerlendiren ne arif gözler vardır. Birçok sanatçının Ahmet Bey aslında politikayla ilişkisi olur. Hatta belediye başkanlığı yapmış sanatçılarımız da, oyuncularımız da var. Sizin, ben inanıyorum ki size de teklif gelmiştir ama siz bunun içinde yer almak istemediniz. Ben İstemedim. nedenini merak ediyorum. Sanatçı olarak toplum içerisindeki konumumun, hizmet imkanımın ve de ulaşabilirliğimin bir siyasetçi de olduğunu düşünmüyorum. O kadar geniş olduğunu. Çok geniş olduğunu düşünüyorum. Sonra ben sanatçı olduğum zaman dört türbüne de hitap ederim. Ama bir siyasal örgütün üyesi olduğum zaman en azından karşımda iki tane türbün bana muhalefet eder. Yani şey gibi kısıtlanmışlık hissi Kısıtlanmış yani bir sanatçı için zor bir. olmaması gereken bir şey. Onun için hiç düşünmedim. Çok teklif aldım, çok ciddi teklifler aldım. Tahmin edebiliyorum. Ama hepsine teşekkür ederek çok nazik, Reddettiniz. Çok hoş, çok özendirici tekliflerdi. Ama beni Peki böyle bağışlamalarını ülkemin her kesimine, tabii siyasiler de böyle söylüyor, biz herkesin partisiyiz falan filan ama öyle olmuyor maalesef. Peki sizde var mıdır böyle yönetici, bazı insanlarda yönetici vasfı vardır. Kendinizde görür müsünüz öyle bir vasıf var mıdır? Yönetici olarak değil de bir takım vasıflarım vardır. Önde vasıflarım vardır. Ben onları paylaşmayı severim. Yönetmekten ziyade paylaşmayı severim. Paylaşarak benim onları yönetmeme mahal bırakmamalarını severim. İlle ben şunu şöyle yapın demek zorunda kalmayayım. Olması gerekeni yani benim imkanlarımla efendim benim şanımın şöhretimin yarın bir gün toprak olacak olan şanımın şöhretimin getirisini bir konu için hepimiz malzeme yapıp ne yapıyoruz bugün? Geldiniz, konuğum oldunuz, sohbet ettik. Bunları insanlar izleyecekler. Onların istifade edebileceği bir şeyi üretmek benim için yönetmekten çok daha Peki hayırlıdır. enerjinizi daha çok neye aktarmak istersiniz? Bundan sonraki zaman içerisinde sanat bakışınızı, birikimlerinizi, yani genelde sanatçıların ve üreten insanın bir arzusudur bu, bir aktarabilme duygusu. Şimdiye kadar ben öyle bir arzu içerisinde olmadım çünkü hep onun içerisinde oldum. Hep Zaten o yüzden. aktarabilir vaziyette oldum. Hep insanların karşısında oldum. Ben bir şeyler söyledim hep onlara, hep aktardım. Öyle bir derdim, öyle bir planım olmadı. Bundan sonra da olabildiğince müziğin içinde olmak, şarkı ve ilahileri seslendirmek ve de olabildiğince sohbetle de hayatı Keyifli haline getir. keyifli hale getirmek, değerlendirmek. Bütün arzu ettiğim şu anda da zaten yaptığımın devamlılığı, mümkünse daha kaliteli, daha iyi, daha yüksek seviyede olanını Cenab-ı Hak lütfettiyse zaten kaşımıza çıkar. Peki kaleminiz nasıldır? Yazar Oturduğum mısınız? zaman Çizer yazarım. misiniz? Ama çok müşkül pesendim. Böyle mi desem, öyle mi desem, böyle çok vakit geçiyor.
Çok mu titizsiniz o konuda? Çok titizim. Zaman zaman gazetelere, dergilere yazı isterlerdi, yazardım. Efendim, hatta bir günlük gazetede her gün yazılarım çıktı falan filan ama çok vaktimi alıyor. O yüzden devam etmek istedim. Çok vaktim oluyor, onun için ben konuşayım. Peki yazdım. Bu bilginizi aktardığınız çocuklarınıza bu sanat algınızı aktarıyor musunuz? Mesela iki tane çocuğunuz var, ikisi de farklı meslekler yapıyorlar. Var mı içlerinde böyle bir sanatçılık ruhu? Onlarda da mutlaka bünyelerinden alakalı bir sanatsal profil şu ana kadar ortaya çıkmadı ama gizledikleri bir şey vardır belki zaman içinde çıkar bilmem. Gene söylediğim gibi ben şunu şöyle yapın demektense olabildiğince severek yaptığım şeyin eğer karşıdaki arzu ediyorsa onu örnek almasını, ondan edinmesini tercih ederim. Ama soran olursa da söylerim şu söyledi diye bildiğim kadarıyla.